Milliva'dan herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz gün yani ayın 12'sinde Battlefield bir canlı yayını yapıldı ve oyunun multiplayer kısmını ilk defa görme şansına eriştik. Yayında ünlü youtuberlar, ünlü oyuncular ve sanatçılar yaklaşık 1 saat boyunca maç yaptılar. Ayrıca şu anda arka planda gördüğünüz yeni trailer da yine dün yayınlandı. Bu videoda canlı yayında gördüklerimden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Çok ayrıntıya girmeden temel oynanış mekaniklerinden, silahlardan, araçlardan bahsedeceğim ki yeni elde ettiğimiz bilgileri toparlamış olalım. Malum biz gidip oynayamadık. Öncelikle grafikler ve atmosfer gerçekten harika duruyor. Frostbite'in gücünü Star Wars Battlefront ile görmüştük ve Battlefield 1 de bize harika grafikler sunacak. Ama bizim için en azından benim için grafik daha geri planda. Çünkü 1. Dünya Savaşı oyununda bana göre en önemli şey atmosferdir ve gördüğümüz kadarıyla atmosfer harika duruyor. Dinamik hava koşullarıyla atmosfer beslenirken güneşli bir günde başladığınız savaşı yağmur altında sürdürürken ayrıca sisten göz gözü görmeyecek hale de gelebiliyor oyun alanı. Araçlara binme animasyonları eklenmiş, eski oyunlarda E'ye basınca zart diye araca biniyorduk, artık Battlefield 1'de araca binerken biniş animasyonumuz gösterilecek. Ayrıca sabit bir yere kurulmuş makinalara ve antihir silahlarına otururken de animasyon görüyoruz. Animasyonlar kanser edecek yavaşlıkta değil, gayet hızlı olmuş. Ve yıkım. Daha önceki videoda yıkımın çok güzel olmasını isteyip duruyordum ve yıkım harika olmuş arkadaşlar. Çoğu bina yapı aldığı hasara göre yıkılıyor ve oyun alanını etkiliyor. Gerçekten yıkım çok başarılı duruyor. Zeplinlerin de oyunda olacağı kesinleşmişti ve canlı yayında da Zeplin'i görme şansımız oldu. Zeplin oyunun son bölümünde bir takımın kullanımında oluyor. Diğer takım Zeplin'i ateş ederek düşmesini sağlayabiliyor. Zeplin düştüğü yerde büyük bir yıkıma sebebiyet veriyor ve o bölge haritada oynanışta değişikliğe uğruyor. Zeplin bir oyuncu tarafından kontrol edilebiliyor. Haritada istediğimiz bölgeye Zeplin'i yönlendirebilir ve o bölgeleri ateş altına alabiliriz. Bir nevi Battlefield 1'deki bombardıman uçağı gibi olmuş ancak geliş zamanı ve oyuncu kontrolünde olması güzel yenilikler. Zeplinden atlayan bir oyuncunun paraşütünü açtığını da gördük. Demek ki paraşüt tüm kullanıcılarda olabilecek, sadece pilot sınıfında değil. Ayrıca zeplinden çıktığımız zaman zeplinin üstüne çıkabiliyormuşuz ve orada da silahlar varmış. Onları da kullanabilirmişiz. Oyunda 3 boyutlu spot sistemi devam ediyor. Battlefield'ın eski oyunlarındaki turuncu üçgen namı diğer Doritos'u Battlefield 1'de göremeyeceğiz gibi. Çünkü spot ettiğiniz düşmanın sınıfını ve canını logo olarak görebiliyorsunuz. Her sınıfın logosu ortada yer alırken can göstergesi ise logoyu içine alan yuvarlağın üstünde çember olarak yerleştirilmiş. Değişik bir yenilik olmuş bakalım nasıl olacak. Tanklara birden fazla kişinin binebileceğini daha önceki videolarda söylemiştim. Oynanışta da gördük canlı yayında. Ayrıca biri öne ikisi sağa ve sola bakmak üzere 3 adet silah kullanabildiğimiz bir tank sistemi gelmiş. Böylece squat halinde oynarken koordineli olursak tank ile piyadelere çok çektireceğiz gibi duruyor. Tanklarda bölgesel hasar alınabiliyor. Sağdan hasar alınca tankın sağ bölgesi etkileniyor. Ayrıca tankları içeriden tamir edebiliyoruz. Uçaklar ise birden fazla asker taşıyabiliyor. Siz uçağı kullanırken Gunner'ınız da ile arka taraftan sizi kovalayan uçaklara ateş edebiliyor. Ayrıca Gunner'ınız yoksa ikinci koltuğa yine çok hoş bir animasyon eşliğinde geçip kendi işinizi kendiniz de halledebiliyorsunuz. Tabi zamanında pilot koltuğuna dönmeniz gerek çünkü uçaklar pek de hızlı değil. Çakılmanız an meselesi olabilir. Ayrıca uçaklar piyade silahlarından hasar alabiliyor. Sadece elemci sınıfı silahlar hasar veriyor olabilir. Bir kere gördüm çünkü canlı yayında piyade ile uçak taradıklarını. Bakalım nasıl işleyecek bu sistem. Yine tanklar gibi uçaklar da içeriden tamir edilebiliyor. Malum 1. Dünya Savaşı'nda çok dürbün yoktu. Oyunda da dürbün sniper tüfeklerinde var. Ancak diğer silahlara da özelleştirme ile dürbün takabiliyoruz. Sniper tüfeği dürbünleri ise uzak mesafeyi görmemizi sağlayan tek silah dürbünleri diyebilirim. İstersek silahları iron sight yani düz nişangah ile de kullanabiliyoruz. Nişangahların çoğunu beğendim. Darbe görüş açısı sunmuyor, rahatça kullanılacak gibi duruyorlar. Oyundaki sesler gerçekten muazzam olmuş arkadaşlar. Silah sesleri çok doyurucu ve keyif veriyor. Ayrıca savaş alanında olan biten sesler de atmosferi tamamlar nitelikte. Kesinlikle ses konusunda harika iş çıkarmışlar. Tek beğenmediğim kısım kaybettiğimiz objektifi söylerken kullandıkları kadın sesi. Kadın olması değil mesele tabii ki ancak birinci Dünya Savaşı'nın havasına gitmeyen bilim kurgu filmlerindeki konuşmalar gibi bir ses kullanmışlar. Ayrıca kadın oldukça donuk ve sakin bir ses tonuyla söylüyor. Ya ablacım C'yi kaybetmişiz. Öyle annem gibi ocağın altını kapat Oğlum ruhsuzluğunda C'yi kaybettik denir mi? Bağırıp söyleyeceksin ki biz o gidip C'yi alalım geriye Öyle bir söylüyor ki gitsin C'ye ne yapalım ya dersiniz Alın ses tonu bu Yarı otomatik silahların daha önce olacağını söylemiştim Battlefield 4'ten DMR dediğimiz silah tipi bu oyunda da yer alıyor Hatta yayında Mondragon tipi silahla çok canlar yandığını gördüm Ayrıca yarı otomatik silahlarda kurşunları da tek tek dolduruyorsunuz Bu da güzel bir değişiklik olmuş Spam sistemisi hali farklı olmuş. Sade bir arayüzden sınıf ve ekipman seçimini hızlıca yapıp haritanın o anki halinden nerede doğmak istediğimizi seçebiliyoruz. Hazır arayüzden bahsetmişken Battlefront oynadıysanız Battlefield 1 arayüzü size hiç yabancı gelmez çünkü çok benzerlik taşıyorlar. DICE yepyeni bir arayüz yapmaktansa Star Wars Battlefront'taki sade arayüzü Battlefield 1'e uyarlamayı tercih etmiş. Beğenmedi değilim ancak 1. Dünya Savaşı temalı bir oyunda modern sade bir tasarım görmek yerine daha karanlık bir temaya sahip bir arayüz görmek isterdim. Yine de oldukça hoş ve sade bir arayüz olmuş. Baş belası revive devam ediyor. Evet. Medic sınıfı iğneyle e ölen takım arkadaşlarını savaş alanına geri getirebiliyor. Ancak killcam ekranında çok güzel bir şey fark ettim. Öldüğünüz zaman space'e basarak yeniden doğmak isteyebiliyorsunuz veya Q'ya basarak revive edilmek isteyebiliyorsunuz. Yani Battlefield 4'teki bir revive edildikten sonra gelen bu seçenek daha ölüm ekranında bize sunulmuş. Bu da aptal yerlerde troll takım arkadaşlarınız tarafından kaldırılıp tekrar ölmenizi engelleyecek gibi duruyor. En çok buna sevindim desem yalan olmaz. Yine Medic sınıfında yere bandaj atarak takım arkadaşlarımızın ve kendimizin canını doldurabiliyoruz. Gaz maskesi ise bize bir seçenek olarak sunulmuş arayüzde T tuşunda gaz maskesi görünüyordu. Yani istediğimiz zaman T tuşuna basıp gaz maskemizi takabileceğiz. Ve bayonet şarj. Ata C4 yapıştırabilecek miyizden sonra en çok merak ettiklerimizden biri olan bayonet şarjı sonunda gördük. Şarj yaptığınızda deli gibi hızlanarak düşmana koşabiliyorsunuz. Ayrıca karaktere yön de verebiliyorsunuz. Ancak çok hassas bir şekilde yön verebildiğinizi düşünmüyorum. Yine de yayında şarj yapan oyuncu solunda kalan düşmana doğru dönüp sırtından bayoneti geçirebilmişti. Bayonet şarj başarılı olursa düşmana tek atıyorsunuz. Oyunun resmi sitesine haritalar ve oyun modları da eklenmiş. Şimdilik 4 tane harita gözüküyor ve devamı sonra gelecekmiş. Haritaların ikisi Fransa'da geçerken diğer ikisi İtalya'yı konu edilmiş. Ayrıca çoğumuzun gelibolu olduğunu umduğu bu görüntü İtalya kıyılarıymış arkadaşlar. Sitede Empire's Edge isimli harita için bu fotoğraf kullanılmış çünkü. Yine sitede 3 tane oyun modu açıklanmış ve bunlardan ikisi hepimizin bildiği Conquest ve Domination. Üçüncü modumuz ise Battlefield dünyasına gelen yepyeni bir oyun modu olan Operations yani operasyonlar. Bu modda 1. Dünya Savaşı'nın bir cephesinde savaşabileceğiz. Bir taraf hücum yapıp toprak kazanarak hattı ileriye taşımaya çalışacak. Diğer takım da düşmanı geri püskürtmeye çalışacak. Savunan takım haritada toprak kaybederse operasyon sona ermeyip bir sonraki haritada yeni bir düzen alıp hücum tarafının taarruzunu karşılamak üzere geri çekiliyor. Gerçekten çok hoş bir oyun modu bizi bekliyor arkadaşlar. Savaşları tarihi önem taşıyan cephelerde ve o cephelerde gerçekten savaşan taraflar arasında yaparlarsa belki de Conquest'ten bile çok oynanan bir oyun modu olabilir Operations. Yine daha fazla oyun moduyla ilgili bilginin geleceği de siteye girilmiş. Evet arkadaşlar kısaca canlı yayında gördüğüm güzel bilgileri toparlamaya çalıştım. Video açıklamalarına videolar koyacağım mutlaka izleyin çünkü oyun içi gameplayler içeriyor. Telif hakkı sorunu yaratmaması için başkalarının videolarını kendi videomda kullanmadım. Ama linkleri paylaşmamda bir sıkıntı yok. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum videoları. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.